Vücutta birçok görevi bulunan karaciğerin hasar görmesi durumunda çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Ancak bu hastalıkların belirtileri ilk aşamada kendini göstermez. Siroz, karaciğer yağlanması, hepatit ve karaciğer kanseri gibi yaygın olarak görülen karaciğer hastalıklarının aşısı olabileceği gibi farklı tedavi yöntemleri de bulunmaktadır. Bu videomuzda karaciğerimizde sorun varsa belirtileri nelerdir ve iyi gelen besinler hangileri, bunların cevaplarını bulacaksınız. Detaylara başlamadan lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Öncelikle karaciğerin görevi nedir? Karın boşluğunun sağ üst tarafında yer alan karaciğer, vücutta bulunan en büyük organdır. Karaciğer aynı zamanda bir salgı bezidir. Hem genişleyebilen hem de kendini yenileme özelliği bulunan karaciğer, birçok önemli yaşamsal fonksiyonu üstlenir. Oldukça önemli bir organ olan karaciğerin başlıca görevleri şunlardır. Protein sentezlemek, yağları sentezlemek ve depolamak, karbonhidrat depolamak ve salmak, safra yapmak, üre yapmak, bazı ilaç ve maddeleri vücuttan uzaklaştırmak, pıhtılaşma faktörlerini sentezlemek. Evet, şimdi gelelim karaciğerinizin sağlıksız olduğu nasıl anlaşılır bu sorunun cevabına. Şayet bu 7 belirti sizde varsa karaciğerinizde sorun olduğu ortaya çıkabilir. Bu semptomların çoğu yorgunluk, mide bulantısı, iştahsızlık o kadar spesifik değildir ki birçok insan bunu ilk başta fark edemeyebilir. İşte karaciğerinizde sorun olduğunu gösteren 7 belirti. Birincisi, kaşıntılı cilt. Döküntü olmadıkça muhtemelen kaşıntılı cildi ciddiye almazsınız. Ancak karaciğer hasarı nedeniyle kan dolaşımında safra bulunduğunda kaşıntılı cilt oluşabilir. Safra kanalınız tıkandığında safra durgunlaşır ve kan dolaşımına geri akar. Bu da cilt altında birikir ve kaşıntıya yol açar. Karaciğerinizde sorun varsa ikinci belirtisi, örümcek tipi varisler oluşur. Peki bu nedir? Bunlar derinin altında görülebilen küçük, örümcek benzeri kılcal damarlardır. Karaciğerin düzgün çalışmadığının ve hormonlarınızı metabolize etmediğinin bir göstergesi olan yüksek östrojen seviyelerinden kaynaklanırlar. Bu hoş olmayan damarlar, atar damarlarınızdan kılcal damarlarınıza giden dallar olan atar damarların genişlemesi nedeniyle sıklıkla yüz ve bacaklarda görülür. Üçüncü belirti, morarma ve kanama. Yaralandıktan sonra kolayca morarmalar veya kanamanın olduğunu fark ederseniz, bu karaciğerinizin sağlıklı olmadığının bir işareti olabilir. Bu kanınızı pıhtılaştırmak için ihtiyaç duyduğunuz proteinlerin artık yeterli miktarda üretilmediğini gösterir. Dördüncü belirti, kötü ağız kokusu. Kötü ağız kokusu, sinüzit veya diş eti hastalığı gibi birçok sağlık sorununa işaret edebilir. Ancak aynı zamanda karaciğer hasarının açıklayıcı bir işareti olabilir. Karaciğer yetmezliği sırasında ağız kokusu feoter, foetor hepaticus olarak da bilinir. Bu karaciğer sirozundan muzdarip olduğunuzda kanınızda oluşan yüksek seviyedeki dimetil sülfürün neden olduğu nefeste meyvesi mis kokusudur. Beşinci belirti, yüzdeki lekeler. Karaciğer durgunsa ve gerektiği gibi çalışmıyorsa yüzde hoş olmayan kahverengi pigmentasyon oluşabilir. Karaciğerin düzgün çalışmadığında sistemdeki östrojen artar. Bu, bakır içeren bir enzim olan tirozinaz adlı bir maddenin daha fazla melanin üretmesine neden olur ve bunun sonucunda yüzde veya tüm vücutta lekeler ortaya çıkar. Altıncı belirti, kırmızı avuç içi. Kandaki anormal hormon seviyelerinin bir sonucu olarak kırmızı avuç içi ortaya çıkar. Bu da karaciğer hasarının bir belirtisidir. Yedinci belirti, konsantrasyon eksikliği. Son zamanlarda işte zorlanıyor musunuz? Konsantrasyon eksikliğinin sebebi sağlıksız karaciğerinizin gerçek bir işaret olabilir. Karaciğerin en önemli işlevleri vücudu toksinlerden arındırmak ve vücuda enerji vermektir. Kan, düzgün çalışmayan bir karaciğerden kaynaklanan toksinlerle aşırı yüklendiğinde beyniniz etkilenebilir. Enerjinin yavaş metabolize edilmesi, zihinsel berraklığı etkileyen yorgunluğa neden olur.
Bu hafif unutkanlık belirtilerinde veya komaya girmek gibi büyük problemlerde kendini gösterebilir. Evet, bir başka sorunun cevabına geçelim şimdi. Karaciğer kanseri. Dünyada en sık görülen 5. kanser türü olan karaciğer kanserinin erkeklerde kadınlara göre daha sık görüldüğü söylenebilir. Hepatit B, hepatit C, siroz, fazla alkol tüketimi ve karaciğer yağlanması kanseri tetikleyebilir. Aynı zamanda sigara kullanımı, düzensiz beslenme, kullanılan bazı ilaçlar ve genetik yolla aktarılan karaciğer rahatsızlıkları da karaciğer kanserine neden olabilir. Peki karaciğer hastalıkları nasıl önlenir? Önemli olan bunun önüne geçebilmek. Bu semptomlar rahatsız edici görünse de karaciğer hastalığını önleme, sağlıklı bir yaşam sürmenin anahtarıdır. Peki karaciğerinizin sağlıksız olmaması için nelere dikkat etmelisiniz? Alkol tüketimini bırakın. İnsan karaciğeri her gün yaklaşık 500 işlevi yerine getirmek zorunda. Aşırı miktarda alkol tüketimi yaşamı tehdit edebilen, alkolik yağlı karaciğer hastalığı olarak bilinen karaciğer çevresinde yağlar oluşturur. Alkol tüketimini bırakmak tek çözümdür. Bolca su için. Su içmek her zaman faydalıdır. Su içmek toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur ve kanın kalınlaşmasını önler. Böylece karaciğerden kolayca süzülmesine yardımcı olur. Düzenli egzersiz yapın. Karaciğerinizin sağlığı için diğer önemli bir unsur egzersizlere başlamaktır. Alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı obez veya aşırı kilolu olmakla ilişkilidir. Düzenli egzersiz sağlıklı bir kiloyu koruyarak karaciğer hastalığını önlemeye yardımcı olacaktır. Sağlıklı beslenin. Sağlıklı bir diyet karaciğerinizi sağlıklı tutmak için hayati önem taşır. Karbonhidratı azaltın ve daha fazla fındık yiyin. Düşük karbonhidrat diyeti, kalori alımını kontrol ederek sağlıklı bir karaciğerin korunmasına yardımcı olur. Gazlı içecek tüketimini azaltın. Piyasada bulunan soğuk içecekler, obeziteye yol açan ilave şekerler içerir. Bu tür içeceklerin tüketimini azaltın. Karaciğerinizin sağlıklı olması için son derece önemlidir ve hastalıkları önlemek, tedavi etmekten daha iyidir. Herhangi bir karaciğer hastalığı belirtisi gözlemlerseniz derhal aile doktorunuzla iletişime geçin. Peki karaciğerinizi toksinlerden temizlemek için doğal yöntemler hangileri? Sizlere 7 besin vereceğiz. Zencefil. Zencefil çok lezzetli, çok yönlü bir baharattır. Zencefil, vücudumuz için çok şey yapabilir. Ancak karaciğer sağlığı söz konusu olduğunda bu kök gerçekten işe yarar, mutlaka zencefil kullanın. Zerdeçal. Zencefil karaciğeri korumak ve eski haline getirmek için çok şey yapar. Ancak zerdeçal, karaciğerinizin yükünü hafifletmek için harika bir besindir. Limonlu su. Bu kombinasyon, karaciğeri detoksifiye etmek ve toksinleri vücuttan atmak için iyi bir yöntemdir. Sarımsak. Binlerce yıl önce sarımsak, solunum problemleri, parazitler ve zayıf sindirim dahil olmak üzere çok çeşitli rahatsızlıkları ve hastalıkları tedavi etmek için harika bir reçetedir. Greyfurt. C vitamini karaciğerinizi sağlıklı tutmada rol oynar. Yeşil çay. Yeşil çay, karaciğer yağ birikimini ortadan kaldırmaya ve karaciğer fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olan bitki bazlı antioksidanlarla yüklüdür. Pancar. Pancar sindirim sistemi için doğal temizleyicilerden olan C vitamini ve sağlıklı bir lif dozu içermektedir. Evet, bu videomuzda sizlere karaciğerimizde sorun varsa bunun belirtileri nelerdir? Önlemek için neler yapabiliriz? Hangi besinleri tüketmemiz gerekir? Bu soruların cevaplarını verdik. Lütfen başkalarının yararlanabilmesi için videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz. Hoşça kalın.